Beşinci uygulama alanına ait birinci soruyla çözümlerimize başlayalım. Aşağıda asal çarpanların ayrılmış halde verilen sayıların ek okunu bulunuz. Bu şekilde asal çarpanların ayrılmış halde verilen sayıların ek okunu bulmak için bütün tabanlar büyük kuvvetler demiştik. O zaman A ve B sayılarının ek ok değeriyle başlayalım. A ve B sayılarına baktığımızda iki tabanını görüyoruz. Bu iki tabanını yazıyoruz ve büyük kuvveti alacağız. Kuvvetler 3 ve 4. Bunlardan büyük olanı alacaksam 2 üzeri 4 diyeceğim. Daha sonra 3'ler var. 3'ü yazıyorum ve büyük kuvveti olan 5'i yazıyorum. Böylece A ve B sayılarının ek ok değerini bulmuş oluyorum. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 5. Şimdi C ve D sayılarının ek ok değerine geçelim. İkilerle başlıyorum. Ortak olan tabanlardan büyük olan kuvveti alıyorduk. Bakın burada 2'nin kuvveti 1, 2'nin kuvveti 4, büyük olanı alıyorum. 4 oldu. Daha sonra 3'lere geçiyorum. Kuvvetler bir 2, bir de 1. O zaman büyük kuvveti alıyorum. 2 yaptı. 5 tabanı var C sayısında. Onu alıyorum ve kuvveti aynen geçiriyorum. Böylece C ve D sayılarının ek ok değeri 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 oldu. Şimdi E ve F sayılarının ek ok değeriyle devam edelim. E sayısına baktığımızda 2 sayısını görüyoruz. F de yok. O zaman onu aynen geçiriyorum. 2 çarpı. Daha sonra E'de ve F'de 3 tabanını görüyoruz. Bunlardan kuvveti büyük olanı alacaktık. Kuvveti büyük olan 4'tür. Yazıyorum. Ve daha sonra E sayısında 5'in karesini, F'de ise 7'yi görüyoruz. Bunları da aynen alıp çarpıyoruz. Böylece E ve F sayılarında ek ok değerini bulmuş olduk. Ve ikinci sorudaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. A seçeneğinde 25 ve 200 sayılarının ek ok değerini bulmamız istenmiş. Biz bunu 25 ve 200 sayılarını yazarak asal çarpanlar algoritması ile bulabiliriz. Bu her zamanki yöntemimizdi. Ancak demiştik ki iki sayıdan biri diğerinin katıysa o zaman bu sayıların ek oku büyük olana eşittir. Burada da 200 sayısı 25'in katı olduğu için direkt ek oka büyük olan sayıyı yazabiliriz. Cevap 200'dür. Ve B seçeneğine geçiyorum. 7, 8 sayılarının ek oku kaçtır? 7 ve 8 sayıları aralarında asaldır. Aralarında asal ne demekti? Birden başka ortak böleni olmayan demekti. Bu sayıların birden başka ortak böleni yoksa ek ok değerleri de çarpımlarına eşittir. Ki zaten şunu da hatırlatabilirim. Ardışık sayılar aralarında asaldı. Birden başka ortak böleni yoktu. Bu nedenle ek okları da çarpımlarına eşitti. Yani direkt 7 ile 8'i çarparak bu sayıların ek ok değerini 56 olarak bulabiliriz. Ve geldik C seçeneğine. 3 üzeri 7 ve 3 üzeri 10 sayılarının ek okunu sormuş. Biz demiştik ki A seçeneğinde de aynı şekilde bunu ifade etmiştik. Biri diğerinin katı olan iki sayının ek oku büyük olana eşitti. O zaman burada biri diğerinin katı olan durumuna uyuyor mu bu sayılar? Evet, 3 üzeri 10 sayısı 3 üzeri 7'nin katıdır. Bu durumda ek ok büyük olana, yani 3 üzeri 10'a eşit olacaktır. Üçüncü soruya geçelim. Burada da sayı olarak değil de harf olarak ek ok değerlerini bulacağız. X ve Y birbirinden farklı iki asal sayıymış. Buna göre aşağıdaki işlemlerin ek ok değerini bulacağız. A seçeneğinde ek ok X, Y diyor. Bunlar birbirinden farklı iki asal sayıysa birden başka ortak bölenleri olmaz. Dolayısıyla ek ok değerleri de direkt çarpımlarına eşittir. X çarpı Y, X, Y yapar. Böylece bulduk. Ve geçiyorum B seçeneğine. B seçeneğinde biri diğerinin katı olan iki ifade var. X üzeri 5, X üzeri 2'nin katıdır. Bu şekilde biri diğerinin katıysa ek ok değeri büyük olana eşitti. Yani bu işlemin sonucu x üzeri 5 yapacaktır. Ve diğerine geçiyorum. Yine biri diğerinin katı olan iki tane ifade var. Ve bunlardan büyük olanı y üzeri 7. Yani bunların ek ok değeri de y üzeri 7'ye eşit olacaktır. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki şekilde her bir karenin içine yazılması gereken sayı bağlı olduğu komşu iki dairenin içinde yazan sayıların ek ok değerine eşittir. Buna göre karelerin içine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? İlk başta buradaki karenin değerini bulalım. Eğer öğrendiğimiz pratik bilgileri kullanabiliyorsak direkt kullanalım. Buradaki karenin değerini bulmak için 1 ve 2 sayılarının ek ok değerini bulmamız gerekiyor. Biri diğerinin katı olan iki sayı varsa ek ok değeri büyük olana eşittir. O zaman bunların ek oku 2 olacaktır. Şöyle yazıyorum. Aynı şey burada 1 ve 4'ün ek oku için de geçerli. Hemen onu da yazalım. Çünkü 4 sayısı 1'in katıdır.
Ekok değeri de büyük olana yani 4'e eşittir. Şu şekilde yazdım. Şimdi 2 ile 3 sayılarının ekok değerini bulalım. 2 ve 3 sayıları ardışık sayılardır. Aynı zamanda aralarında asaldır ve birden başka ortak bölenleri yoktur. Biz bu şekilde aralarında asal sayıların, ardışık sayıların ekokunu bu sayıları çarparak da bulabiliyorduk. 2 kere 3'ten 6 yapacak. Ve geldim buraya. 3, 4 yine ardışık sayılar. Yine bunların ekoku da 3 çarpı 4'ten 12 yapacaktır. Karelerin içine yazılması gereken sayıları bulduk. Şimdi son olarak topluyoruz. 12, 6, 4 artı 2 diyorum. 12 ile 6'yı toplarsak 18, 2 ile toplarsak 20 ve 24 yapar. Bu işlemin sonucu 24'tür. 5. sorudayız. AB iki basamaklı sayısı için bir tanımlama yapılmış. Tanımlamaya bakalım. AB sayısı eğer bir karenin içerisine yazılırsa bu sayıdan bu sayının rakamlarına ait ekok değerini çıkartıyormuşuz. Böyle bir tanımlama yapılmış. Buna göre de 93 sayısı kare içine alınarak bu işlemin sonucu sorulmuş. O zaman bu işlemin karşılığı olan işlem 93 sayısından ekok 93 sayısının rakamları yani 9, 3. Burada direkt biri diğerinin katı olan iki sayı görüyoruz. Ekok değeri büyük olana eşitti yani 9'a eşit olacak. 93'ten de 9'u çıkartırsak 84 yapar. Böylece sonucu bulmuş oluruz. Şimdi 6. soruya geldik. İki doğal sayının EBOB'u 15, ekoku 180'dir. Bu sayılardan biri 45 olduğuna göre diğeri kaçtır? Yine biz konu anlatım aşamasında demiştik ki iki sayının çarpımı EBOB'ları ile ekoklarının çarpımına eşitti. O iki sayı A ve B olsun. O zaman bu A ve B sayılarının çarpımı AB sayılarının EBOB'uyla EBOB değeriyle ekok değerinin çarpımına eşit oluyordu. Şu şekilde ben buraya eşitliği yazayım. Yine bulunsun. Şimdi verilenleri yerine yazalım. EBOB 15'miş yazıyorum. Ekok 180'miş yazıyorum. Eşittir diyelim. Bu sayılardan biri 45'miş. O zaman A yerine 45 yazıp diğer sayıyı bulalım. Burada 180 ile 15'i çarpıp 45'e bölebiliriz. Ama ben bu kadar büyük çarpmalar yapmak istemiyorum dersek o zaman sadeleştirme yapabiliriz şu şekilde. Hemen kalemin rengini de değiştirelim. Mesela 15'i 15'e böleriz 1, 45'i 15'e böleriz 3 yapar. Ve 180 ile 1'i çarparsak 180, 3'e bölersek 60 yapar. Böylece diğer sayıyı da bulmuş oluruz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.